şimdi ta Amerika'ya gideceğiz. Bir Türk vatandaşının başına gelenleri aktarmak için gideceğiz Amerika'ya. Doğru mudur değildir bilmiyoruz ama iftira kadar çirkin bir şey, günah olan başka bir şey bilmiyorum ben. İşte bu Türk de Amerika'da bir Amerikan vatandaşı öğretmenle evleniyor, taksi şoförlüğü yapıyor. Ancak eşini bir yakınıyla tartışıyor. Tartışmanın sonucunda da kendisine iftira atıldığını söylüyor ve bakın ondan sonraki süreç nasıl Bay Arnold Schwarzenegger. We don't, there is only trust. Müslümanım ama terörist olmadığımı beyan ettim onlara. Yine ben terörist değilim. İşimden 7 yıldır ayrıyız. Bir iftira hayatını kararttı. ABD polisi tarafından tutuklandı. Terörist ilan edildi. İşkence gördü. Hatta yuvası dağıldı. Hiç boşanacağını bile aklına getirmediğini söyledi. Hüseyin Akman'a 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışmak için gitti. Orada öğretmen olan eşi Rinen Bayer'le tanıştı ve evlendi. Taksicilik yapan adam eşinin akrabasıyla tartıştı. Ve iddialara göre o kişi Hüseyin Akbana'ya iftira atarak ABD polisine tecavüz suçlamasıyla ihbar etti. San Francisco polisi birden aracı önüme çekti, durdurdu beni, aşağı indirdi, elimi kelepçeli yere yatırdı. Eli teröristi yakaladık, üstüme zıpladılar. Yine ben terörist değilim. Müslümanım ama terörist olmadığımı beyan ettim onlara. Tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak hapse konulan Hüseyin Akbana'ya Michael Jackson'ın da avukatlığını yapan 69 yaşındaki Michael Cardoza sahip çıktı. Ve Cardoza mahkemede 12 jüri üyesini Akbana'nın suçsuz olduğuna ikna edip tahliye olmasını sağladı. Michael Cardoza'nın benim davamı almak istediğini söyledi. Fakat suçsuzluğuma görürse, araştırdıktan sonra, suçsuz olduğumu gördükten sonra, inandıktan sonra aldı. Hapisten kurtulduğuna sevinemedi Hüseyin Akbana. Çünkü tüm vatandaşlık hakları elinden alınmıştı. Sokakta ben yürüdüğüm zaman teröristtir, işte tacizci falan filan, yani utanıyorum ağzıma almaya onların. İşte bu durumu dönemin Hollywood starı, Kaliforniya valisi olan Arnold Schwarzenegger'e bir mektupla anlattı. Arnold Schwarzenegger'in yanlamış olduğu cevap, kendisinin e-maili de burada, hala da e-mail adresinde var yani. Ve bir daha da ses çıkmadı Hollywoodlu validen. Ve Akbana hakkı olan yasal manevi bir tazminatını da alamadı. Eşini gözyaşları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bırakarak Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Kaç gün içeride geçirmişsen orada sana günde kimisi 250'den başlar 500'e kadar dolara kadar gün başı ödemesi gerekiyordu. 7 yıl geçti aradan. Hüseyin ve Rin çiftinin aşkı parasızlıktan dolayı şimdi okyanusları aşamıyor. ABD'ye karısının yanına gidemeyen talihsiz adam yetkililerden yardım bekliyor. Güvendiği için benim hiç boşanacağını bile aklına getirmediğini söyledi. Çünkü o orada o şekilde yaşayamaz. Ben burada bu şekilde. Sevgili